Beden, ruh insanda iki alem var. İki alem insanda. Ruh melekler aleminden, melekût aleminden. Beden bu madde aleminden, toprak, sudan, havadan beden muhtemelenler. Ruh, beden. Bunlar birbirine bağlantılı bunlar böyle. Bir insanın bedeninde rahatsızlık oldu mu, ruh da huzur bulamaz o anda. Mesela kim ayağı ağrıyor bir kimsenin, oturamıyor, secdeye varamıyor, beli ağrıyor. Böyle zahmet de yapma uğraşıyor. O anda tabii ruh ne olur? Bundan ruh da etkilenir. Biraz feyzi azalır muhtemelen. Beden ne kadar sıhhatli olursa o kadar beden de bundan, ruhundan faydalanır muhtemelen. Ruh da rahatsız olsa, ruh rahatsız olsa nasıl ruh rahatsız olur? Ruh rahatsızlığı sıkılma, bunalım, darlık muhtemelen. Ruh. Ruh bu da böyle şey. Deriz ya kalbim sıkılıyor, gönlüm sıkılıyor. Aslında sıkılan ruhtur, ruh. Ruhun hastalığı, ruh sıkılır, daralır, bunalır, tatminsizlik böyle, doyumsuzluk böyle. Bunalım böyle girer. Budur bence. Ruh da sıkıldı mı, beden ne olur? Beden tam hasta olur, beden tam olur. Hatta ruhsal sıkıntı, bedensel hastalıktan daha da tehlikelidir. Bir insanın bedeninde hastalığı çok olsa olsun, acısı, ızdırabı olsa bile eğer ruhsal yönden gıda alabiliyorsa, manevi alabiliyorsa, ruh tatmin oluyorsa kişi bunları sabırla karşılayabilir, hoşgörüyle karşılayabilir bunları. Ama ruh sıkılıp bunaldı mı ruh artık bedenle duruyor, duramaz bedenle. Ruh bedeni sürdürür peşinden ruh. Evde duramaz, canı sıkılır, evde kavga, gürültü, burur, kırar, döker, dışarıda geçimsizlik, hastanede sıkılır, dünya giden dar gelir. Hatta intihara kalkışır Allah korusun. Şimdi oruç ne yapıyor peki? Ruh, nefis dengesini sağlıyor oruç muhtemelenler. Eğer oruç olması ne olur? İnsanlarda sürekli başıboş bir beslenme, dengesiz, düzensiz beslenme olur insanlarda. Abur cubur yeme yani her zaman durmadan böyle. Onu atıştırmadan abur cubur böyle. Kolalar iç, şunu iç, bunu iç böyle devamlı böylece abur cuburluk. Bu da ne yapıyor tabii? Beden bunlara uğraşamıyor ki muhtemelen bunlar bedenle böylece. Yani beden işi bu devamlı böyle uğraşsın bunlara böyle. Uğraşamıyor tabii bunlarla. Bu defa ne oluyor? Ruh da bunlar rahatsız oluyor muhtemelen işte böyle. Oruç ne yapıyor? Üç şeyi, yeme, içme, cinselliği ne yapıyor? Oruç bir kısıtlama, dengeleme var be. Kısıtlama, dengeleme var be. Yani insan başı değil. Bir kısıtlama konuyor be. Melan konuyor burada böylece.